Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Fable Dom'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm en son geliştik. Biraz evime bir şeyler yaptırdık. Şimdi şurada bir tane taş yeri yaptıracağız. Taş yeri en son evlere mutsuzluk veriyordu yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Ben evleri gitmiş dibine yaptırmışım. Bunu arkaya çevirsem kurtarır mıyız? Şöyle koysam. Yine görüyor galiba ya. Yap bakayım. Yapsın da göreceksin. Bunu buraya bir yapsın bu. Görevimiz 200 vergi toplayacağız. Bir de şu taş şeyin iki kişi gelmiş. Gelsinler. Gelsinler aga. Yapılsın. Oyunun grafikleri çok böyle bir tatlı değil mi ya? Çok böyle masalsı zaten. Bak böyle renk tonu da değişik. Şurada zaten kanatlı domuzlar var. Tiplere bak. Başka hayvan var mı lan acaba? Bir tek domuz geziyor etrafta. Başka bir şey yok mu oğlum? Aa, haritanın sonu. İnsan şurayı da model. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Burası haritanın sonu değil. Burası bizim açtığımız kısım. Bak harita daha devam ediyor buradan. Burası bizde açık olan kısım. Gerçi şu beyaz çizgi haritanın sonu ya. Doğru. Maksimum büyüyebileceğimiz alan. O kadar büyür müyüz? Tartışılır tabii de bakarız. Şimdi. Buraya birini atayım ben. Burası boşta. Şuraya birini atayım. Şu arabayı şuradan boşaltın bakayım komple. O araba orada kalabalık yapıyor. O arabayı oradan boşaltın. Ne anlatıyorum lan? Bir şeyler diyordu boşver. Aa şey geldi mesaj. Kimden? Agnes mı? Ablacığım merhabalar. Ne diyor? Ben bazı sesleri kapatmıştım da bunun sesini de kapatmış olabilirim. Şu konuşan bir tane eleman vardı. Sürekli arkada boş boş konuşuyor. Dur bakayım. Ayarlardan. Interface mi lan bu acaba konuşan? Öğrencisi mi? Bunu bitirdik. Ver parayı. Ne diyor? 200 vergi toplayacağız. Yeni görev. Aha yeni menü eklendi. Ne yapacağız buradan? Oo. Abi taş kampına buradan birini atayalım. Nasıl atıyoruz? Direkt bastım mı atanıyor mu? Bastım mı atadık. Tamam başka ne yapacağız? Fablink ne lan? Bak finans kısmı. Neyin ne harcadığını görüyoruz buradan. Ne kadar vergi aldığımız falan. Aha. Budayı aç mesela. Budayı ne yapıyor? Nasıl doyuracağız bunu? Bu kendi yemiyor mu ya? Acı bunu yapacağız da bu Sedaka Fablink gözüm. Senin bu Fablink dediğin şey neydi tam olarak abi? İnsanlar mı acaba? Tamam. Ben anlamadım bunu ya. Ne diyor bu ya? Tamam burayı açtık. Şuradan bunu seçtim. Tamam. Tamam paramızı aldık. Ne diyor şimdi? Bu ne lan? Bir şey geldi. Yeni bir ekran. Kapa bakayım şunu. Bu ne? Oo, büyüyebiliyoruz. Güzel.
Bak ne olduğu da yazıyor. 100 altın istiyor her yere. Ben almak istemiyorum burayı. Almak zorunda mıyız? Almak zorundayız. Al diyor çünkü. O zaman abi şurayı açayım ben. Direkt yanımız. Buradan böyle devam ederiz yana doğru. Ne var burada? Büyük taş var. 106 tane odun var. Yukarıda ne var? Büyük taş 99 odun var. Burada balık malık bir şeyler var. Burada baya bir şey varmış da. O tarafı boş ver. Şurayı aç sen. Aç. Aa, mekanı aldık. Tamamdır. Ne diyor? Bir tane şey yap. Değirmen. Değirmen değil. Taverna. Bir tane de değirmende çalışacak. Şey değirmen diyorum hala. Şeyde çalışacak. Tavernada çalışacak. Adam ayarlı diyor. Tavernayı nasıl kurdursak şimdi? Acaba bak tavernayı şuraya atsam. Buralara da evleri mi dizsek? Odun kampı mutsuzluk vermiyor zaten insanlara. Şimdi hocam sen bana şuradan. Nerede taverna? Sen şuraya aç direkt. Tavernayı buradan buluruz şimdi. Şu mu? Ha, bu evlere mutluluk veriyormuş. O zaman dur. Ulan bunu bak tarlayı çok yanlış yere koyduk biz. Tarla çok yanlış yerde kaldı. Şu araya bunu soksam. Bekle. Şöyle yapalım. Buraya bunu koyayım. Bunun arkasına da evime bize şeyde ileride. Ama şu taş şeyin yanına koyamam. Bunu şuraya koysam. Bak şöyle bağlasak bunu. Bunu buraya. Bunun yanından yol çeker etrafına ev döşerim ben. Bu iyi. Ya da bunu böyle koyup yandan yol bağlayayım. Yolu oradan arkadan tamam bak böyle iyi tamam. Bak bunu buraya diktim tamam mı? Bak şimdi izle. Şu aradan ver şu yolu. Şuradan yol geçiyor mu? Buradan yol geçer de. Buradan geçiyor mu? Buradan geçmiyor. Şöyle geçirsem sıkıntı. Kuyuyu buradan sökmemiz lazım. Beyler şuraya bir kuyu daha atar mısınız siz zahmet? Kuyuyu şuraya atsak yanından geçiririz. Ya da ben bunu sıfıra sıfır koysam şuna. Öbür kuyuyu oradan söksek, yol çeksek arada bir boşluk kalır. Ya da kuyu orada kalsın. Ben yolu etrafından dolandırayım abi. Çapraz çekiliyor mu? Çapraz çekilmedi. Şuradaki yol bağlanmadı bak. Şu araya da açacağız mecbur. Biraz böyle değişik bir yol oldu burası da. Öyle dursun artık yapacak bir şey yok. Şurası bir yapılsın bakalım. Yeni insanlar geldi ev yok diyor. Bekle. Dur. Oyun dur dur. Şimdi bak buranın planını iyi yapmamız lazım. Şimdi tavernanın yanından şöyle bir yol çekeceğim. Bekle. Paramız var mı? Hala biraz var. Şuradan şöyle bir yol çekeceğim şimdilik. Buraya kadar. Tamam mı? Buraya da şimdi ev atacağız. Şuradan. Tavernanın hemen arkasına da ev atacağız abi. 51'e. Çak bir tane daha ev buraya. Devam. Adamlar kaçmadan evi de hızlıca yaparsak güzel olur. Arabayı da bir boşalttınız mı? Tamam araba gitti oradan. Taverna yapılıyor şu an. Tavernadan sonra ev de yapılsın. Vay 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 vay. Tavernayı kes. Yavrum benim. Burada içecek içkimiz var mı oğlum bizim? Biz içki yapıyoruz mu da? Tam mutluluk veriyor. Cart curt bir şeyler diyor. Anladık. 200 vergiyi toplayamadık hala. 3 kişi geldi. Yok 2 güne gidecekler diyor. Lan yapın lan. Hadi oğlum işi gücü bırakın. Adamlar gidiyormuş 2 güne. Hadi çabuk abla. Hadi beline kuvvet. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Ver abi 2 kişi. Adamları kaçırmadan aldık. Tamam. 2 kişi daha katıldı. Güzel. Ama sürekli böyle insan gelecek şimdi buralara. Bunlara sürekli ev yapmak lazım. Yolu şuradan az daha uzatıyorum. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ben şuraya hemen şimdiden bir ev daha atayım. İleride sıkıntı yaratmasın bize. Yap bir ev daha. Parayı bitirdik. Hadi bakalım. Paramız bitti. Ne açıldı burada? Dekorasyonda bir şey açıldı galiba da. Dur lan. Oo, masa sandalye. Atayım mı lan tavernanın yanına? Ulan tam da şurada bak bir blokluk boşluk var ha. Şurası yol da şurası boş. Şuraya atarım. Tam tavernanın yanı. Güzel olur tamam. Atarız oraya. Da şimdi değil. Ne istiyor bu? Altın istiyor. Altın harcamayacağım şimdi bekle. Altınımızı zaten bitirdik.
200 vergiyi alamadık. Abi ben şuradan vergiyi kökleyemiyor mu? Finanstan. Arttıramıyoruz. 56 alıyormuşuz. Bir şeylere gidiyor biraz. Şey çalışmıyor şu an. Çalıştıralım abi. Geçin bakayım içeriye, birisi çalışsın. 40 altınımızı aldık ödül olarak. Ne diyor? 15 kömür şey yapacağız. Kömür üretici şey yapıp bekle. Şimdi kömür. Şuradadır o. Bullmaker 50 şey istiyor. Tamam. Onu hallederiz. Bak bu da mutsuzluk veriyor. Bunu bir de yola mı bağlayacağım ben illa? O zaman bunu buraya bağlasam peki. Çevir bakayım şöyle. Bunu böyle bağlasam evlere mutsuzluk vermiyor da bu tarafa ev yapamam. Üst taraf biraz daha endüstri mekanı gibi oldu ama. Tam da oduncunun yanında kömürcüyü. Çak abi buraya bunu. İki kişi daha gelmiş. Gelsin. Abi ama çok hızlı geliyorsunuz siz. Yemek yetiyor mu? Şey nerede? Aç bakayım listeyi. Şuradan şeyi göremiyor musun abi? Ne kadar yiyecek falan tükettiğimizi. Sadece buradan yemek mi görünüyor? Ha, ne diyor? 55 tüketiyor. Yok 55 geliyor, 15 mi tüketiyoruz? Ya 15 geliyor 55 tüketiyoruz ya da tam tersi, emin olamadım şu an. Neyse yemek eksiğe inmeye başlarsa öğreniriz. Orayı bir yapın bakayım siz hızlıca. Aslanlar çalışıyor ya. Buradan da kömür üreteceğiz şimdi. Evlere kömür de gidecek muhtemelen, mutlu olacaklar. Hemen atıyoruz buraya bir kişiyi. İki odundan bir kömür yapıyormuş, yapsın. 200 vergimizi topladık, paramızı aldık. Güzel. Ne oldu? Ne oldu lan buraya? Ben yanlışlıkla tıkladım herhalde. Neyse tamam. Ne diyor? Küçük köy olacakmışız. Popülasyonumuzu arttırıp. İnşallah, inşallah. Nasip de varsa oluruz. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Evler harbiden çok fazla yer kaplı. Ulan şuraya bir yere bir ev sokabilir miyim? Oraya bir yere. Buraya şey atmayı planlıyordum ama. Dur bakayım. Buraya bir ev sıkıştırır mıyız? Bunun üstüne konmuyor da şöyle yapsam. Olmadı. Yemedi. Bunu iptal et. Buraya olmuyor. Şuradan yolu şöyle uzatıp bu tarafa bir yere atabilirim. En mantıklı seçenek o gibi şu an. Şöyle bir uzat bakayım. Mutsuzluk şeyinin içine girmez inşallah burada. Girmez diye varsayıyorum ama şöyle bir ev atabilir miyiz hocam? Evi de şuraya yapıştıralım. Popülasyonumuzu arttırmamız lazımmış madem. Bu çok gereksiz olmuş ya. Aa belki şöyle bir şey olabilir. İleride evler gelişiyorsa belki bu bahçe alanı küçülüp ev büyür. Öyle bir şey de olabilir. Belki o yüzden büyük yaptırıyordur. Öyle bir şey yoksa çok saçma bu arada. Gereksiz aşırı fazla yer kaplıyor evler. Yani tek blok olsa 4 ev atacağım yere bir ev atıyorum ben. Bunun mutsuzluk alanı nereye kadardı? İyi tam bu yolun sınırında. Yolun bu tarafına geçmeyeceğiz abi. Yolun o tarafı sıkıntılı. Taş şeyi evlere mutsuzluk veriyor gibiydi. Bence eve değmediği için tam ucundan geçiyor. Bak bahçesi mutsuz sadece. Eve değmiyor. O yüzden mutsuzluk vermiyor herhalde. İki kişi gelmiş. Gelsin. Aha. Köy olduk mu? Ne açıldı? Ha, şimdi değirmen meğirmen açıldı. Buğday muğday ekebiliyoruz. Güzel. Peki asıl soru şu. Ben şuradaki ağaçları nasıl temizleteceğim şimdi? İlla buraya oduncu mu atacağız? Ağaçları kessin diye. Dur bakayım. Oduncuya gidip peki. Gerçi bu alan alma şeyi. Diğer şey ne istiyor? 200 aldım. Beklesin. Yer almayacağım şimdi. Dur. Buğdayı nasıl ekeriz? Buğdayla alakalı görev var mı? Plank mı üreteceğiz? Şey mi açıldı lan? Marangoz. Aynen. Marangoz açıldı. Ben bunu az önce değirmen dedim değil mi? Abi bunun da alanı var ama her şey... İnsanlar her şeyi niye mutsuz ediyor ya? Marangoz nasıl mutsuz edebilir abi? Maksimum azıcık gürültü yapar yani. Buraya atabiliyor muyum marangozu da? Bunun önü arkası neresi? Böyle herhalde. Ya da şöyle mi atsak? Buraya şöyle atayım ya. At gitsin buraya.
Tamam, onu da orada ne oldu lan? Bunda bir işaret çıktı. Sıkıntı mı var? Hayırdır? Yok herhalde. 4 kömür anca üretmiş daha o. Devam ettir. Buğday ekebiliyoruz da abicim, bir şey söyleyeceğim. Şimdi yemek problemimiz yok gerçi şu an. Yemek artıda zaten. Şimdi buğdayı da ektirmek lazım da. Bunu nasıl ektirsek? Bunu ektiremiyorum. Niye ektiremiyorum bunu? Para mı yok? Yok, para var. 12-14 güne büyüyormuş bu. Ama ektiremiyorum bunu. İşim yok lan acaba? Ya başka bir şey mi lazım? Neyse. Dursun şimdi. Bu ne? Oo, şeyimiz. Soyluluk gibi bir şey. Ne oldu lan? Dünya eventi diyor. Prens Pisimen. Buyur canım. Hasatlarına bir şey olmuş herhalde, kaybediyorlarmış değil mi? Şöyle bir şey galiba anladığım kadarıyla. Endişelenmeyin, yardım göndereceğim dersem 75 altın gönderiyoruz. Burada ne oluyor? Hasatlar %25 ihtimalle geberecek. Bu bizim hasatlar galiba lan. Emin değilim. Bu ne abi? Onu anlamadım. 75 altın göndersem şu an altınlık bir işim var mı? Yok. 24 altın geliyor zaten. 75 altın da az değil ama ha. Neyse gönderelim, belki yarın öbür gün işimize yarar, bir şey olur. Gönderdik, parayı bitirdik bakalım. Buradan ne açıldı aga? Messengers. 10 altın istiyor bu. 100 altın istiyormuş, pardon. Harcamasak iyi. Neyse. Vergiyi arttırsak işi çözeceğiz aslında da, işte vergiyi arttıramadık. Çalışın bakalım. Şu arka tarafı bir yapı verin size zahmet. Burada başka biri çalışabiliyor mu? Çalışamıyor. Bir kişi çalışıyor. Oduncu da daha fazla insan çalış... Lan odun bitmiş. Oduncuya birini atayalım. Forester zaten birisi çalışmıyor. Buraya da hemen birini atıyoruz. Bu da buradan plank yapacak bize. 10 tane plank yapacağız. Messenger's Guild inşa edeceğiz. Bir tane Messenger satacağız. Tamam. Şimdi asıl soru. Ben şuradaki ağaçları mesela nasıl kestireceğim şimdi? Oduncuya diyebiliyor musun? Sen gel burayı kes gibisinden bir şey. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Bu kendi alanının içindeki şeyleri kesiyor. Ağaçları. Alan ayarlayabiliyor muyum? Bunun yanına şeyi bağladık. Forester'ı bağladık zaten. Burayı kesip benim yer açmam lazım ya. Demolish desem, bu evleri mevleri yıkıyor da ağaçları da yıkabiliyoruz bununla. Ağaçlar yıkılmıyor ki. Ne yapacağız? Ben buraya bir oduncu daha mı attırsam acaba? Benim buradaki ağaçları temizlemem lazım. Oduncuyu buraya atarız. Yanına ormancı koymam. Kesilen ağaçlar yok olmuş olur. Bence mantıklı. Getir abi şurada. Nerede oduncu? Stockpile değil. Lumber camp. Lumber camp'i bak, şöyle şuradaki ağaçları güzelce şöyle temizleyecek şekilde. Attım buraya. İki kişi geliyormuş. Gelsin. 25 altın. Bas abi bunu. Bu önemli. Şurada bir yer açalım. Görevleri yaparız. Acelemiz yok. Oyun bu arada akıyor. Şahsen ben çok hoşuma gitti yani oyun. Ki bu oyunda dediğim gibi savaş, askeriye maskeriye o tarz şeyler de var. İleride onlar da çıkar muhtemelen. Bayağı iyi olur. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradaki adam bir tanesini içten çıkarıyorum. Hatta bak şöyle yapalım. Hızlıca. Burası yapıldı mı abi? At abi buraya iki kişiyi. Şuradaki oduncudan da çıkar birini. Şimdi olay şu. Maksat buradan hızlı hızlı ağaç kessinler. Burası bitsin. Derdim o. İnşallah buradan da ağaç büyümüyordur ha. Sıkıntı.
Buradaki ağaçları büyütüyorsa şuradaki şey Forester, o biraz sıkıntı. Ya da Forester'ı kapatayım mı lan? Kapanıyor mu bu? Kapanmıyor ki bu. Zaten burada biri çalışmıyor. Yok, o kendi alanının içi için geçerli ya. Burası için değil. Buradaki ağaçları bir temizlensin abi. Bize bol bol odun lazım. Odunumuz yok. Harbiden odun niye bu kadar az ya? Odun mu taşımıyorlar? Aa, şeyde odun tüketiyor ya, doğru. Bu da odun tüketiyor. Abi o zaman ben oduncuya bir kişi daha veriyorum. 3 kişi çalışsın şurada. Bir kişi daha verdik. Burada çalışan var değil mi lan? Var. Tamam. Sıkıntı yok. Buğday ekemiyoruz. Sebebini şu an bilmiyorum. Ekemiyoruz şu an. Ya sadece tek tip şey mi ekebiliyoruz? Lan böyle saçma şey mi olur oğlum? Yanlış anlamadıysam sadece tek tip şey ekebiliyoruz. Ya nasılını satayım ben? Bir tane daha mı şey yapacağım şimdi, çıkıp yapacağım? Neyse ya. Yemek var, bir şey olmaz. Ya da şunu biraz kırpsak kenardan mesela. Aha, kış geldi mesela, hasat yok oldu. Dur bakayım, deneyeceğim. Şurayı komple yıksam. Şurayı şöyle. Aa aynen bak, açıldı. Tek tip ekebiliyoruz. Peki yazın burayı yok edip kışın buğday eksek nasıl olur? Ama sadece tek tip şey ekmek çok saçma be. 50 altına mal olacak bu bize. 5'e 5. Ya da bunu biraz daha küçültüp yanına bir tane daha farm atıp oraya da balkabağı ektireceğiz. Şimdilik dursun böyle de. Kış geldi. Milletin götüm donuyor. Ha, bu çiftçiler şimdi boş boş oturacak orada. Kışın hasat yok. Ulan kışın da güzel oldu bak etraf. Harbi güzel gözüküyor. Buraya ne oldu lan? Evde bir kişilik boş yer var diye öyle. Aha, mesaj gelmiş. Dur. Ne diyor? Bana hediye yollamış. 35 kömür yollamış. Bu bizim az önce para yolladıklarımız mı acaba? Olabilir. Abi loot kutusunu şuraya koyun madem. Şunu boşaltıverin size zahmet. Hızlıca ablacığım. O kutuyu sen boşaltıver. Bir kişi alabiliriz. İkinciyi alamıyoruz. Yerimiz yok. Böyle uzatıp bir evde atabiliriz de. İleride balıkçı malıkçı da lazım olacak. Neyse şimdilik atalım bir ev daha ya. Birini şimdilik geri yolladım ama. 51'e. Çak bir tane daha bundan. Şimdi plank üretecek bizim şey. Başka ne yapacaktık? Messenger şeyini falan yapacağız. Dur şimdi messenger şeyini nereye yaparız? Hmm, neredeydi o? Burada. 100 altın istiyor zaten bu. Tamam, bunu altın biriktirelim. 10 tane plank buna lazımmış zaten. O yüzden 10 plank yaptırıyor bana. Tamam. Bunlar yapılana kadar bunu zaten yapamayız paramız olsa da. Bunu bir tıklayıp şöyle boyutunu görebilseydim en azından iyiydi. Neyse. Ödemeler geldi. Vergiler alındı. 114'e geldi şey, tamam. Güzel. Kişi sayısının artması vergiye de güzel bir şey var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kışın bizim balık tutmamız lazım. Kışın başka bir şey olmaz. Aslında kışın yetişen bitkiler var da şu an biz yetiştiremiyoruz. Ya da belki de yok oyunda. Sadece balkabağıyla buğday da olabilir. Emin değilim. Tarlayı büyütsem. Bir sıra daha. Şöyle. Daha da büyük olsun tarla. Yer var nasıl olsa orada. Niye büyütmeyelim? İlk barda falan böyle sağlam bir şey yapıp. Stok yapıp. Gerisini sen niye oturuyorsun dayı? Ha, bu ocağa atıyor, ocakta pişiyor. Bekliyor sadece. Buraya 5 odun lazım. Abi odun nasıl çıkmayabilir ya? Lan 3 kişi çalışıyor burada. Odun nasıl çıkmıyor oğlum? Odunumuz nasıl tükeniyor ya da öyle söyleyeyim. Lan bunlar kömür yerine odun mu yakıyor diyeceğim ki, o 35 kömür geldiydi bak, yemişler kömürü, bitmiş kömür. Hala tüketiyorlar şu an. Kömür gidiyor. Yani sürekli ev falan yaptırıyorum ben. Odunları oraya harcıyoruz da.
O kış geldi diye herhalde bunlar bayağı bir hediye yolluyor ya. Ablacığım yiyecekleri de boşaltalım sana zahmet hızlıca. Sen bizim siloya gönderiver onları. Bak buradaki ağaçları bayağı bir temizledik. Odun çıkıyor buradan. Buraları temizleyelim. Buraları ev yaptıracağım ileride. Öbür taraf biraz sanayi bölgesi gibi oldu. O yüzden oraya çok şey yapamıyoruz. Yani 3 tane oduncu da odun kasamayacaksa ben daha da bir şey demiyorum. Mesela ilkbaharda falan kömür kullanılmıyorsa kömürleri şey yapabiliriz aslında. Kömürcüyü kapatabilirim. Yani şu an kömür kalmadı da. 3 kömür kaldı. Stokladığımız kömürlerin hepsi bitiyor galiba. İki kişi gelmiş. Yerimiz var. Gelsinler. Buranın ne sıkıntısı var? Aa, su yetişmiyor mu lan buraya? Ana. Ucunda kalmış. Bekle. Oraya bir su atalım ya. Halkım ya ablacığım şuradan göl değil mi burası ya? Göl işte burası. Tatlı su bu. Bir şey olmaz. Şuradan bir içiverseydin ya. Şimdi yol nerede? Şu arada yol yok değil mi? Bir saniye. Bu arada yol var mı? Bu arada yol yok. Ama bu aradan yol geçirir miyim? Şuraya atsam şöyle 4 blok boşuna yer kapatır orada. Buraya koysak bir tık saçma olabilir. Bunun karşısına koysam eşit olmaz. Şuraya koyuyorum o zaman. Aa lan bir şey yaparken şey ağaçlar yok oluyormuş direkt. Neyse boş ver. Kestirdiğimiz daha iyi. Şuraya koydum. Giderek oraya koydum. Buralara ev koyacağım çünkü. Devam edin. E bu da 5 odun gidiyor. Abi biz odunu depolayamayız ki böyle. Kömürcü kömür üretecek odun bulabiliyorsa sıkıntı yok. 6 tane varmış gerçi bunun deposunda. Üret lan. Bu kömür şeyinden ya daha fazla lazım bize. Ki muhtemelen daha fazla lazım. Kömür yetmiyor bak kış. Bitti kömür. Kışın daha 15. gündeyiz. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.